Mesire alanına Şehit Üsteğmen Taşçı'nın ismi verilecek. Dün yapılan haberler üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılacak olan şehit evinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ile birlikte incelemelerde bulunan Nizip Belediye Başkanı Fevzi Aktağan, şehidin komşularıyla da bir süre sohbet ederek başsağlığı diledi. İncelemelerin sonunda açıklama yapan Başkan Aktağan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatları sonrasında şehit evinde yenileme çalışmalarının 3 ay gibi bir süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. Yani bizim Üsteğmen iki geldi buraya. He, buraya Üsteğmen geldi, bir şu kaldılar. Ondan sonra Sözü babası gibi aldı, İstanbul'a döndü. Yani önce buradan başladı. Yok. Çocukluklu her şey İstanbul'a yetişir. Burada yetişmeden ya. Evet. Babası işte böyle sözden bırakmamalıydı. Şuradan alalım. Aslında 28.93'ü de teslimiymiş. Çıkmış. Yani devam ediyor. Evet, geçtiğimiz hafta içerisinde Cizre'de şehit düşen Uğur Taşçı hemşerimiz, şehidimiz Üsteğmen'imizin dün öğrendik ki bir yaptığı bir çalışma varmış. Ailesine sürpriz yapan amacıyla yaptığı bir çalışma. Yıllar önce kendisinin ailesinin yaşadığı evi satın alıp restorasyonunu yaparak ailesinin burada yazın geldiğinde kalmasını sağlamak üzere, ailesine hediye etmek üzere bir çalışma yaptığını öğrendik. Dün akşam Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin şehidimizin ailesiyle bir görüşme yaptı. Bu görüşmede şehidimizin gerçekleştiremediği bu hayalini, bu bizim için vasiyettir dedi. Bunu biz eğer aile müsaade ederse biz Büyükşehir olarak tamamını yapmak istediğini biz yapmak istiyoruz diye görüştüler. Aile de bunu memnuniyetle karşıladı. Bugün de biz teknik arkadaşlarımızla beraber ekibimizi getirdik. Hemen çalışmaya başlayacağız. Şehidimizin sonradan satın aldığı ve restore ederek ailesine hediye etmek istediği bu evdeki restorasyon çalışmalarını Büyükşehir olarak yapıp tamamlayacağız. Ailesine tekrar biz hediye edeceğiz. Böylelikle şehidimizin bizler için döktüğü kanın bir nebze de olsa karşılığını sağlayabilirsek belki de bizler için de bir rahatlık sağlanmış olacak. Bizler de böylece şehidimizin bu vasiyetini yerine getirmiş olacağız. Ben hem şehidimize hem de bugün de yine şehitlerimiz var. Bu vesileyle memleketimiz, milletimiz için, vatanımız için kanını döken tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de Nizip Belediye Başkanı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Bakanımıza şahsım adına, Nizip halkı adına, şehidimizin ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel davranışından dolayı bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Ayrıca Sayın Bakanımızın şöyle bir teklifi de oldu. Tahminen 3 ay içerisinde bu evin biteceğini Başkan Yardımcımız da ifade ettiler. 3 ay sonra da inşallah bizim 40 bin metrekare alan üzerine bir çamlık mesire yerimizin şu anda ihalesi yapılıyor. 8 Şubat'ta ihalesi olacak. Eğer imkan olursa ikisini beraber açılışı yapmayı düşünüyoruz. Hem şehidimizin evi bitmiş olacak, hem 40 bin metrekare alan üzerine Şehit Üsteğmen'imiz Uğur Taşçı Bey'in adı verilecek inşallah. İkisinin beraber açılışını aynı güne denk getirmek için gayret edeceğiz.
İnşallah o gün içerisinde de şehidimizin babası Mehmet Taşçı Bey olsun, annesi Emel Taşçı hanımefendi olsun, aileleriyle beraber İstanbul'da Nizbe kendilerini davet edeceğiz. O oğlunun adının verildiği 40 bin metrekare alan üzerinde yapılacak olan parkın da açılışında onları aramızda görmekten bize onur duyacağımızı ifade ediyorum. Ve bu güzel davranışından dolayı Sayın Bakanımıza şahsım adına, Nizip halkı adına şükranlarımı sunuyorum.